Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 26. haftasının 3. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Analitik geometrinin sonundaki özeyme benzeri sorular testlerinden 3.sünün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Başlangıç noktası O olan dik koordinat düzleminde A 16'ya 12'dir. Koordinat düzlemine iki kenarı eksenler üzerinde olan ve köşegeni O'a doğru parçası olan bir dikdörtgen çiziliyor. Hemen analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemi çizip ona göre yorumlayalım. Şöyle bir analitik düzlem çiziyoruz ve başlangıç noktası O var. Bir de A noktası neymiş? 16'ya 12. Hemen A noktasını da belirleyelim. Şurası A noktası 16'ya 12. Ve ne diyordu? Köşegeni OA olan diyor. Köşegeni OA olanı çizelim şöyle. Köşegen OA şurası bir dikdörtgen çizeceğiz. Ama iki kenarı eksenler üzerinde olan bir dikdörtgen ve köşegeni de bu olacak. O zaman bizim dikdörtgenimiz Şöyle olmaz mı? Evet şurası şurası ve şöyle bir şey olacak. Eyvallah. Devam. Bu dikdörtgen o köşesi etrafında saat yönünün tersinde bir miktar döndürüldüğünde dikdörtgenin bir kenarı köşegeni ile çakışıyor. Evet ben burada döndürme yapacağım. Dikdörtgenin saat yönünün neresinde arkadaşlar? Tersinde değil mi? Şöyle döndüreceğim. İşte böyle bir döndürme yaptığın zaman hop dikdörtgenin bir köşesi buraya gelecek. Şuradaki kenar buraya geldi. O zaman dikdörtgen çizecek olursak dikdörtgenimiz böyle mi olacak? Evet. Yalnız bu içinden mi geçiyor, dışından mı geçiyor bilmiyoruz. Belki içinden de geçebilir. Yani dikdörtgenimiz şöyle de olabilir arkadaşlar. Oradaki sayılar biraz bir şeyleri belirleyecek. E sonra ne diyor buna göre diyor. Bu iki dikdörtgenin ara kesit bölgesinin alanı nedir diye soruyor. Kırmızı dikdörtgenle mavi dikdörtgenin ara kesit bölgesi. İşte tam olarak burası değil mi? Bizden burası isteniyor. Öncelikle şu 16 ile 12'yi yorumlayalım. 16 12 hocam burası 16 burası 12. 12 16 ne üçgeni 20 üçgeninden burası 20 yapacak. E bunun tamamı 20. Eyvallah. E sen bunu böyle döndürdün. Orijin etrafında döndürdün. Bu kenar buraya denk geldi. Bu kenar buraya denk geldi. Bu kenar 16 iken burası da 16. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Evet şurası 4. Tamam. E şimdi ne yapacağız? Alfabeteye dalacağız. Çünkü 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya alfa beta alfa beta e, ters açıdan beta beta 90. Burada kaldık sanki. E, devamını getirelim bakalım. Burada şuradaki üçgenle şuradaki küçük üçgen nedir? Benzer. Şuraya bakacak olursa beta'nın karşısı 4. Burada beta'nın karşısı 16. 1'e 4 oran var burada. Alfa'nın karşısı 12 ise 1'e 4 orandan burası da 3 çıkar. 3, 4, 5 üçgenden burası 5 çıktı. Hatta buraya kaç kaldı o zaman? Tamamı 16 olduğundan buraya 11 kaldı. E şimdi burada alfabetalı üçgen 3, 4, 5'in katı ya alfada 3'lük üç, gibi bir şey ya. Şurası 12 iken burası 9. E bunun devamı burada kesseydi olmazdı. 9, 12, 15 üçgen olması lazımdı burası. E burası 11 olduğuna göre gerçekten de bunun devamı böyle olacak. Yani burası kesmeyecek arkadaşlar. O zaman bizim şeklimiz bu şekilde. Şurayı kesmeyecek yani. E o zaman her şey çıktı meydana. Şurası da 12 birimdi zaten. Şu sarı bölgenin alanını bulacağız. Burası da 90 derece. Sarı bölgenin alanını nasıl buluruz? Şöyle... Hocam bir şuradaki dik üçgenin alanı, bir de buradaki dik üçgenin alanı. Yani bir 12 çarpı 11 bölü 2 artı bir de şuradaki alan. Yani 3 çarpı 16 bölü 2 bize cevap verecektir. Burası 66 yaptı, artı burası da kaç yaptı? 24 yaptı. Topladığımız anda kaç yapıyor? Cevap 90 yapıyor. Yani birinci sorunun doğru cevabı böylelikle C seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde merkezleri sırasıyla 0'a 2 ve 0'a eksi 2 olan ve y eşittir 11 doğrusuna teğet olan iki çember çiziliyor. Hadi bakalım iki çemberi çizelim. Yine analitik düzlemi çizelim şöyle. Analitik düzlemi çizip ona göre yorumlayacağız. Şöyle çizdik. Ve şöyle çizdik. Ve ne diyor arkadaşlar? 0'a 2 ve 0'a eksi 2. Evet. Hocam bir 0'a 2 var. Bir de 0'a eksi 2 noktaları var. Merkezleri bu ve bu. Bir de nerede? Y eşittir 11 doğrusuna teğet bir doğrudan bahsediyor. Y eşittir 11 doğrusuna bu. Hocam merkezi şu 2 olan yani şuradaki uzunluk 2 olan merkezi kırmızıyla belirteyim onu. Buna teğet bir çember ne olacak? Şöyle bu Y eşittir 11 doğrusu ya çemberimiz bizim bu şekilde olacak mı arkadaşım? Olacak. Hop şöyle. Şu 2 ile 11 arası kaç birim? 9 birim. Yani bunun yarıçap kaç olacak? 9. E burası da 9 olduğundan, burası da 2 birim olduğundan eksi 2 noktası ya burası. Toplamda burası e, yarı çapı 9. Yarı çapı 9. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. E, şimdi bir de şu merkezli ve buna teğet olan bir çember çizeyim şöyle. Bu merkezli ve buna teğet olan bir çemberi de şöyle çizdik. E, mavi merkezlinin yarı çapı kaç? Şöyle dikkat et. 9, 4 daha 13. Hocam burası da 13 olacak. Tamam ama bizden ne isteniliyor? Bunları çizdik. İki çember çizdik. Sonra büyük çemberin küçük çembere teğet. Ve x eksenine paralel olan kirişi soruluyor. Arkadaşlar büyük çemberde öyle bir kiriş çizeceğim ki küçük de teğet olacak. Yani o kirişimiz bizim şu şekilde değil midir? E tam burada işte tam burasıdır. Bu teğetin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşım bize. E bunun yarı çapını biliyorum ben. Bunun yarı çapı kaç? 13. Hocam en etkili silahımız zaten yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Burası 13. E burası da 5. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13. Tam teğet noktasında 90 dereceydi burası. O zaman burası da 12 oldu. Toplamda uzunluğumuz kaç oldu o zaman? 24 oldu. Yani ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 3'e. Yine dik koordinat düzleminde bu testte sözel sorular var arkadaşlar çoğunlukla. Biraz bizi yıpratacak gibi ama bakalım. Dik koordinat düzleminde ne demiş? Köşeleri A-12'ye 0 ve B-12'ye 48 ve C noktaları olan ABC üçgenin iç açı ortayları 0'a 24 noktasında kesişmektedir. Evet, analitik düzlem çizelim arkadaşlar biz yine. Analitik düzlem çizip yorumlayalım. Analitik düzlemi mecbur bu şekilde çizeceğiz. Ya başka türlü yukarı doğru mu çizsek ya? Yukarıda mı yapsak işlemimizi? Evet, yukarıda yapsak daha sağlıklı olacak arkadaşım. Hemen şurada bir analitik düzlem çizeyim ben. Şurada bir analitik düzlem çiziyorum. Orası daha geniş olduğu için arkadaşlar mecburum şuradan çizmeye. Evet, şöyle çizdik. Böyle çizince. Nerede noktamız? Eksi 12'ye 0 ve eksi 12'ye 48. Hmm. Eksi 12'ye 0 noktası nerede? Tam şurada. Ve eksi 12'ye kaç? 48. Eksi 48 de tam olarak burada bir yerde. Tamam. Şöyle bir şeyi belirledik bakalım. Şurası da eksi 12'ye 48. Evet burası da eksi 12'ye 0 noktası. Eksi 12'ye 0'ı da gösterelim. Sonra ne diyor bize? ve C noktası. A noktası burada. Bak şimdi A noktası burada. Burası B noktası ve bir tane de C noktası var. Bir üçgen oluşturacağım. C noktası burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir, burada. Herhangi bir yerde ABC üçgen oluşturacağım. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum tam olarak. Yorumunu sonra yapabiliriz. ABC üçgenin iç açı ortayları 0'a 24 noktasında kesiyor. O zaman arkadaşlar 0'a 24 noktasında tam burası değil mi? Evet. Şuradaki nokta 48 ya. Tam bunun orta noktasında. Evet açı ortayımız bizim burada kesiyorsa o zaman bizim üçgenimizin Diğer C köşesi şuralarda bir yerlerde. Rastgele bir yer belirleyelim. Burada diyelim mesela tamam mı? Sonra kendiliğinden nerede olduğunu da ispatlarız zaten onu. Evet bizim üçgenimiz şöyle mi olacak? Evet burası da açı kesim noktası. Açıortayların kesim noktasını bizim kullanmamız lazım. Açı kesim noktasını nasıl kullanabiliriz? Hocam buradan gelen ne olacak? Açıortay olacak. Buradan gelen ne olacak? Açıortay olacak. E buradan gelen ne olacak? E buradan gelen de, e de açıortay ortay olacak. Hemen bu açıortayları gösterelim. Hocam şu açı ortay. Hocam bu açı ortay. Bu da açı ortay olmak zorunda. Peki eyvallah. Burada ne var? Şuna dikkat et. Hocam burası eksi 12 0 eksi 12 ye 48 yani burası 90. Şunun da şu birbirine paralel değil mi? Paralel. E burada güzel bir şey çıktı aslında. Bak paralellik ve açı ortaylık var. Ta böyle üçgenle benzerlikten beri söylüyoruz. Aynı anda hem paralellik hem de böyle açı ortaylık varsa Z'ye dikkat edin diyorduk söylüyorduk size. Şuradan bize dikkat edecek olursak burası nokta açısı yaptı. A hocam noktaya nokta yaptı. Yani şu parça ile şu parça birbirine eşit oldu. E zaten burası neydi? Sıfıra 24 noktasıydı. Burası sıfıra 24 noktasıydı. Yani şuradaki uzunlukta 12 olduğunu biliyoruz zaten. Bunun tamamında 24 olduğunu biliyorum. Yani ben buraya bir A dersem burası da A'dır. Buraya da 24 eksi A mı kaldı? Aynen. E, burada bir Pisagor bağıntısıyla olayı bitirir miyiz? Evet bitiririz. Şurada bir Pisagor bağıntısı var. Hadi bakalım Pisagor bağıntısı yapalım. Ama burada Pisagor yapacağız ama ya büyük ihtimal 12 var. 12 ile ilgili hissedelim. Ya 5 12 13'tür. 13 yazarsam 5 12 13 sağlanmıyor. Ya 9 12 15'tir. 15 yazarsam 9 12 15 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani burası 15. Burası kaç yaptı? 9 yaptı. 9 12 15 üçgeni. Eyvallah. Aynı şey Z'den dolayı hocam. Burası da çizgi açısı yaptı. Yani şu parçayla da şu parça eşit olacak. E aynı ifadeler çıkıyor zaten. Bak dikkat et. Burası 0'a 24 ya. Burası 0'a 24. Burası da 48. E burada neyse ispatını tam yapayım. Eşit olduğunu göstereyim ben. Şurası da aynı şekilde buraya da atıyorum. Ne diyelim? Şur, şuradaki kenara B dersek burası da B. Tamam 24 olduğundan buraya da 24 eksi B kaldı. Burası da 12 olduğundan. Yine 9, 12, 15'ten burası 15 çıktı mı? Çıktı. Hatta burası da e, 15'te 24'ten 15 çıkınca da 9 geldi buraya. Burası gerçekten de şöyle tam orta noktası olmuş oldu. E, o zaman burası tam orta noktası olduysa yani şunla şu birbirine eşit olduysa sen buradan bir dik çizdiğin zaman ne olmak zorunda? Bir dik çizdiğin zaman bak 24'e 24 diye ayırdı. Çünkü tam orta nokta bulduk. 24'e 24 diye ayırdı. E hocam şuraları da aynı zamanda şey çıktı ya. Dikkat et. Burası da 15 burası da 15. Yani bu bir ikiz kenar yamuk çıktı aslında. Şunlar da paralel ya. Bu açılar birbirine eşit. Hatta bunun devamı da ne olmak zorunda? İkiz kenar üçgen olmak zorunda. İkiz kenar açıortay açı ortay devamı zaten yüksekliktir. O zaman bununla bu doğrusal oldu mu? Oldu. Şimdi benden C noktasının koordinatları çarpımı isteniyor. C noktası da burası. C noktasını bulmaya çalışacağız. E şuraya bakacak olursak hocam burada ne var? Bir kelebek var. Bak sarı olan bölgelere bak. A'yı biz zaten ne bulmuştuk? 15 bulmuştuk. A 15 ya. E kelebekten dolayı ben buradaki x uzunluğunu bulursam şuradaki C noktasının apsisini bulmuş olurum. Ordinat zaten 24. E burada o zaman bir kelebek benzerliği. X'in 12 oranı. X bölü 12 eşittir. 15 bölü 9 değil mi? Evet. 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 3. 3 ile 12 sadeleşse 4, 4 kere 5, 20. X'i böylelikle ne bulduk? 20 bulduk. X 20 ise o zaman C noktası ne yaptı? Apsisi 20 oldu. Çünkü 21'im sağda. Şöyle şeyine bakacak olursak. Şurası 20 yaptığından dolayı. Ordinatta zaten kaç bunun? 24 olduğunu biliyoruz. Bizden ne isteniyor? 20 ile 24'ün çarpımı isteniyor. O da kaç yapar o zaman? 480 yapar. Yani üçüncü soru böylelikle Akçay çıktı. ÖSYM bunun daha kolayını sordu. Nasıl daha kolayını sordu? Ee, sanırım bu x 12'ye 0 ve x 12'ye 48 dediğim için ben ama e, tam böyle oradaki nokta böyle orijin. Ha işte çemberin merkezi olan noktayı orijin diye şey yapmıştı. Yani burası x 12'ye 0 ve x 12'ye 48 değil de bir nokta burada bir nokta burada tam da orijinde işte çemberin merkezi olacak şekilde sordu. O daha kolaydı ama bu şekilde olanı da çıkabilir e sözel olan analitikleri bazen ÖSYM seçici soruyor arkadaşlar. İşte o yüzden böyle şeylere de dikkat etmeniz lazım. Evet. Şöyle baktığınız zaman zor mu? Ve zor da alıştı, alıştırın kendinizi arkadaşlar. ÖSYM valla analitikte ne yapacağı hiç belli olmuyor. O yüzden bunları, bunları iyi bir şekilde anlayın arkadaşlar. Görüyorsunuz ÖSYM sormuş böyle soruları biz. Şu anda benzerlerini size soruyoruz. E, böyle sorularda da karşılaşıyoruz. Bak açı ortay Z'ye falan dikkat etmek falan filan gerçekten önemli. Yani eskideki eski bilgiler hala daha geçerli. Bak hem kelebekten benzerlikten her şeyden yaptık bunu arkadaşlar. Dik üçgenden falan her yerden yaptık yani. O yüzden bütün konularda hakim olmanız lazım. E böylelikle biz üçüncü soruyu ne bulduk? Ak Akçay bulduk geldik dördüncü soruya. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2 bölü 3x doğrusu y eşittir 2 ve y eşittir 8 doğrularıyla k ve l noktalarında kesişiyor. E, hocam bu k ve l noktalarını bulabilir miyim? Evet y eşittir 2 ile bak şöyle yapabilirsiniz şekli çizmeden. Şununla şunun kesim noktası k yapıyor. Bununla bunun kesim noktası da L yapıyor. Sonra iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirsin. Ya da istersen analitik düzlemle çizip halledebilirsin bu olayı. Ee, çünkü niye? Y eşittir 2 bölü 3x doğrusu özel bir doğru. Orijinden geçen bir doğru. Çizmeden de yapılabilir tabii ki de. Şöyle bir doğru. Ondan sonra y eşittir 2 doğrusu da özel bir doğru. Şu y eşittir 2 doğrusu. Öbürü de y eşittir 8 doğrusu da özel bir doğru. Şu. Buradan şeklinde çizip de yorumlayabilirsin tabii. Y eşittir 2 bölü 3 x doğrusu. Tabii şu 90. E şurası da 90. Bu y eşittir 2 doğrusu. Bu da nedir? y eşittir 8 doğrusu. E şurada şuranın ordinatına bakacak olursan 2. E o zaman ordinat yerine y yerine 2 yazacak olursan 2 eşittir 2 bölü 3 x'ten dolayı buradan ne çıktı? x'i 3 bulduk. Evet Apsi 3 bulduk. Şuranın o şeyine bakalım şöyle. Şuranın şeyine kesim noktasına bakalım. Buranın da ordinatı kaç? 8. Ordinatı 8 ise ordinat yerine 8 yaz. 8 eşittir 2 bölü 3 x. Yani şu doğru da. E burada da 3 kere 8 24 bölü 2'den x'i kaç bulursun? 12 bulursun. Burası da 12 çıktı. Senden ne isteniyor? Bir k noktası bir l, noktası işte senden bu uzunluk isteniyor. E direkt dik üçgen çıktı mı karşına? Çıktı. İki nokta arasında uzattan da yapmana gerek yok. Yani burası kaç? 9 değil mi? Sonra burası kaç? 6. E burada pisagor yapacaksın. Buraya da bir x diyelim. E o zaman x'in karesi de 9'un karesi artı 6'nın karesi deyip işlemi yapacaksın. Ya da 6 ve 9'daki ortak çarpan nedir? Hocam 3. 3 çarpı 2 burası. 3 çarpı 3 burası. O zaman x de 3 çarpı kare küçüğünde 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Yani 9 artı 4'ten direkt cevabı ne buluruz? 3 kök 13 olarak buluruz. Yani 4. sorunun doğru cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 5. soruya. Dik koordinat düzleminde k 2 2'ye 5 noktasının y 3 doğrusuna göre simetri olan l noktası işaretleniyor. Evet işaretleyelim o zaman. K noktası eksi 2'ye 5. Ben biliyorum. Analitik düzlem çizerek de yapabilirsiniz tabii ki bunu. Y eşittir 3'e göre simetrinde ne yapıyorduk? Bunun ilk katından Y'sini çıkartıyorduk. Yani eksi 2'ye bunun ilk katı. 6 eksi 5. Ordinatını çıkartacağız. Yani eksi 2'ye kaç noktası çıktı arkadaşlar burası? 1 noktası çıktı. İşte simetri L noktası işaretlenmiş. Bu L noktasıymış. Diyor ki ardından L noktasında Y eşittir. Bunun da Y eşittir. Eksi X'e göre simetriyi. Noktaları yence yer değiştirin. Hocam 1'e eksi 2 yapacak. Bak dikkat. Dikkat. Noktaları yer değiştirdiğin zaman 1'e eksi 2 yapıyor. Ama bir de işaret. Y eşittir eksi x de işaretleri de değişecek. Eksiye artım yaptı burası. Evet. M noktası işte burası yaptı. M noktasının koordinatları çarpımı isteniyor bizden. Yani eksi 1 ile 2'nin çarpı isteniyor. Cevap böylelikle eksi 2 yapar. Evet 5. sorunun doğru cevabında böylelikle ne bulduk arkadaşım? Eksi 2 yani balıkesir bulduk. Geldik 6. soruya. Üst tarafında yapalım işlemimizi. Altıncı soruda da bakalım. Dik koordinat düzleminde kenar uzunluğu 4 birim olan eşkenar dörtgenin bir kenarı y eksen üzerindedir. Hmm. Dik koordinat düzlemini çizeceğiz mi yine? Çizeceğiz arkadaşım. Hadi bakalım çizelim. Şöyle bir dik koordinat düzlemi çizdik. Çizelim ve yorumlayalım. Kenar uzunluğu 4 birim olan eşkenar dörtgenin bir kenarı y ekseni üzerindedir. Tamam. Şöyle bir dik koordinat düzlemini şöyle çizeyim ben. Y eksen üzerindeymiş bir kenarı 4 birim ve eşkenar dörtgenin bir kenarı y eksen üzerindedir. Kaçıncı söylediysem? Eşkenar dörtgenin köşegenleri -3e5 noktasında kesişmektedir. Hocam -3e5 nerede burada? O zaman Eksi e 5 noktasını belirleyelim şurada. Eşkenar dörtgenimiz burada ve bir kenarı şurada şöyle değil mi? Evet. Burada böyle ve köşegenleri de burada kesiyor. O zaman bizim eşkenar dörtgenimiz şöyle bir eşkenar dörtgen değil midir arkadaşlar? Evet. Ve buradaki nokta tam buradası. eş köşegenlerin kesim noktası. E köşegenlerin kesim noktası nasıl o? Köşegenlerin kestiği yer tam burası. Ne noktası verilmiş? Eksi 3'e 5 verilmiş. E o zaman buraya eksi 3'e 5 yazalım. Bir kenarda bunun kaçtı? 4'tü. E burada bunun alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar eksi 3'e 5'i kullanalım. Hocam eksi 3 burası 5 burası. E burada ne çıktı o zaman? Eksi 3 burasıysa burada uzunluk 3 birim burası da 90 ya. Aa burası 3. Yani siz burada 4 tabanına ait yüksekliği bulmuş oldunuz. O zaman biz buradaki üçgenin alanını bulabiliriz. Buradaki üçgenin alanı nedir? Direkt 4 çarpı 3 bölü 2. 12 bölü 2'den 6'dır. Hocam burada kalan 6 ise eşkenar dörtgende bir tane parçanın alanı 6 ise diğer parçalar da 6'dır. O zaman alan neye eşit olur arkadaşlar? 6 çarpı 4'ten 24'e eşit olur. Evet 6. soru kolay bir soruymuş. Cevap ne çıktı? C han çıktı. Analitik düzlemde yine şekilleri çizerek sonuca rahat bir şekilde ulaşmış olduk. Evet bir ara gerçekten modaydı analitik düzlem çizmek. Ben hep şunu söylüyorum size tabii ki de. Normal böyle özel bilgiler verildiği zaman analitik düzlem çizin. Normal bilgilerde analitik düzlem çizmenize gerek yok diye söylüyorduk ama genelde analitik düzlem çizdirmeyi de seviyor ÖSYM. Evet, dik koordinat düzleminde x kare artı y kare 45 çemberin 12 birim uzunluğundaki. Bu nasıl bir çember arkadaşlar? Merkezi bir çember değil mi? Evet, merkezil bir çember. Yani merkezimiz bu x eksi karesi karesi şeklinde olduğu için merkezi 0, 0. Yarıçapı da nedir? Kök 45. Kök 45 dediğimiz nedir? 16 e, 9 kere 5 yani 3 kök 5'dir değil mi? Evet. Şimdi bir çember var elimizde. Belki analitik düzlem çizmeliyiz ama ben bakayım analitik düzlem çizmeden şekli yorumlayayım. Şöyle merkezimiz 0'a 0. Bir çember ve yarı çapımızda 3 kök 5. Bana diyor ki işte bu öyle bir kiriş çizeceksin ki 12 birim uzunluğundaki kirişlerin uç noktalarındaki oranı 1 bölü 2 oran. Evet uç noktalarındaki oran 1 bölü 2 oran. 2 tane nokta vardır. 12 ya 12'nin şimdi 12 birimlik parçayı sen 1'e 2 bunu şeklinde oranladığın zaman ne oluyor? 3K eşittir 12 ise K'yı kaç bulursun? 4 bulursun. Yani burada uzunluk 4, burada uzunluk kaç olacak? 8. Yalnız bunun tam tersi de olabilirdi. O nokta şurada da olabilirdi. Yani 4'e 8. O nokta burada da olabilir, burada da olabilir. Tam her, iki, her ikisini de aynı doğru üstünde yorumlayalım istersen. E o zaman burası 4'e 8 ya aynı şekilde senin buradaki nokta da 4'e 8 olacak. Yani tam burası 4 birim olacak şekilde yorumlayalım istersen. Bu nokta ve bu nokta ama bir sürü şey var burada. İşte buradaki kirişte de bu nokta ve bu nokta. İşte atıyorum şuradaki kirişte de bu, bu nokta ve bu nokta şeklinde yorumlayacağız arkadaşlar. Ben bir tanesini yorumlayayım. Tabi sonsuz tane kiriş var burada. Bir tanesine bakayım ben. Hocam burada ne var? Merkez var. Kiriş var. Çek dik yapacağız değil mi? Evet hadi bakalım çek dikimizi yapalım. Çek dik. E diki çizince ne çıktı burada? Diki çizince ne çıktı burada? Kirişi iki eş parçaya bölecek. 12'yi iki, iki eş parçaya bölünce kaç çıkıyor? Hocam 12 iki, iki eş parçaya bölünce 6'ya 6. O zaman burası 2 burası da 2 oldu mu? Oldu. E sonra en etkili silahımız yarıçap. çap. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğu da neydi? 3 kök 5'ti. E. 6'ya 3 kök 5. O zaman burası 3 mi yaptı? Evet. Şimdi benden şuradaki noktaların geometrik yeri isteniyor ya. Bak şunun, şunun şunun, 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 şunun geometrik yeri isteniyor. O şeye bakacak olursanız şuraya bakacak olursan şöyle. Hocam hop şunu şöyle çizersen. 4 artı 9'dan kök 13. Hocam bu da kök 13 yaptı. Aa, güzel bir şey çıkıyor. Hocam burası kök 13. Burası da kök 13. Yani merkezin bu noktalara olan uzaklığı kök 13 yaptı. Aynı şekilde aynı şekilde sen yine yüksek çizsen hani 4 4 4 ya 2 2 e, en etkili silahımızı yarı çap, al sana yarıçap çap 3 kök 5 o zaman burası 3 yaptı. Bunu da çizsen bunu da çizsen o zaman burası ne oldu kök 13 kök 13 yaptı. Aa o zaman güzel bir şey çıktı. Sen bu kirişleri çizdiğin zaman orada 1'e 2 oranlamanın olduğu noktalarda hep ne oldu? Oradaki noktaları olan uzakları o noktasının kök 13 birim kök 13 birim kök 13 birim şeklinde oldu. Yani şu noktaya kök 13 birim uzunluğundaki noktaların geometrik yeri isteniyor aslında bizden. Bu da bir çember belirtmez mi? Yani merkezimiz yine aynı. Merkezimiz sıfıra 0 ya yarı çapı kök 13 olan çember denklemi isteniyor arkadaşlar bizden. Yarı çapı kök 13 olacak. O zaman merkezi sıfıra 0, 0 yarı çapı da kök 13 olan çemberin denklemi nedir? x eksi 0'ın karesi artı y 0'ın karesi eşittir kök 13'ün karesi olur. O da x kare artı y kare eşittir 13 şeklinde bulunur. Güzel bir soru. ÖSYM bunu nasıl sordu? Ben bunu daha da değiştirdim. O ÖSYM'nin sorduğu soru daha daha bir kolaydı. Yani buna göre daha kolaydı. Bu kirişlerin orta noktaların geometrik yerini sormuştu. E orta noktasında merkez kiriş çektikten zaten direkt çıkıyor. 3 birim yapıyor. O zaman orta noktası direkt o kirişlere uzaklıkları kaç birim olacak diyecektiniz. 3 birim olan diyecektiniz. O zaman x kare artı y kare eşittir. 9 çemberi olacaktı arkadaşlar o. Ama bu da böyle farklı bir oranlı da sorulabilir. zana kadar sorulduğu bir yerinde görmedim. E biliyorsunuz ÖSYM değişik versiyonlarını aniden karşımıza çıkartabiliyor. Bir de şansımı bu yönde denedim. Evet cevap Balıkesir yaptı arkadaşlar. Geldik 8'e. Dik koordinat düzleminde y eksenini sıfıra 4 noktasında kesen bir doğru çiziliyor. Vallahi eksenler var analitik düzlemi çizeceğiz galiba arkadaşlar. Hadi bakalım analitik düzlemi çizelim şöyle. Hop çizdik. Nerede? Y eksenini sıfıra 4 noktasında kesen bir doğru çiziliyormuş. Evet y eksenini sıfıra 4 noktasında kesen bir doğrudan bahsedeceğiz ve bu doğrunun sıfıra eksi -6 noktasına en yakın noktası da sıfıra eksi -6 noktası da burası, -6 noktası burası, 4 noktası burası. Şu 4 noktasını biraz daha aşağıya alayım istersen. Evet, bu doğru 4'ten geçen bir doğru nasıldır ama ya hocam böyledir ya hocam bu tarafa doğrudur. Ne tarafa doğrudur bilmiyoruz. Bakacağız. Şimdi diyor ki 0'a eksi 6 noktasına en yakın noktası da eksi 4'e a'ymış. Şimdi 0'a eksi 6 noktasına en yakın noktası buradan çizdiğin dik değil midir? Evet buradan çizdiğin dik eksi 4'e 6 yapacak. Apsisi eksi olacak. O zaman doğrumuz bu şekilde değil. O zaman buradaki noktanın diyor bu doğruya en yakın noktası dik olan noktadır. İşte tam buradaki noktadır. Buradaki noktayı da adam bize eksi 4'e a diye vermiş. O zaman doğrumuz bu şekildedir. E şimdi ne yapacağız burada? Bunu yorumlayacağız. Eksi A noktası verilmiş. E hocam burada eksi 4'e A analitik düzen bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler onun uzaklarını bulmaya çalışacağız. Ya. Hop şöyle çizdim. Buranın apsisi eksi 4. Ordinatta şöyle düşündüğün zaman ordinatta kaç? Şöyle apsisi de eksi 4 olduğunu gösterelim. Ordinatta A olduğunu gösterelim. Neyse. Ben şurada uzunlukları bulursam olay bitti. Yani ben şuraya K dersem o zaman burası ne yaptı? Hatta burası eksi 4 olduğu için burası 4 birim mi? Evet. Buraya k dersem tamamı 10 birim olduğu için buraya da 10 eksi k mı kaldı? Aynen öyle. E o zaman burada 4'ün karesi neye eşittir? K çarpı 10 eksi k'ya eşittir. K buradan hocam ne çıkacaktır? Hani 4'ün karesi 16. 2 çarpı 8'dir. K buradan 2 çıkar ama 8 yazdığınızda da çıkıyor. K buradan 8 de çıkabilir. K 8 olursa yalnız eksi 4 daha noktası sağlamaz. 8 olursa tam burada olmak zorunda oradaki nokta. O yüzden K2 yapacak. 8'i sağlamadı. K2 olacak. K2 ise o zaman buraya kadar kaç birimdi arkadaşım? Eksi 6 noktasıydı. O zaman buradaki noktada kaç? 4 birim mi oldu? Evet. Buradaki noktayı da 4 birim bulmuş olduk. Bizden ne isteniyor? K noktasının orijinal olan uzaklığı isteniyor. K noktası burasıydı. Orijinal olan uzaklığı. Orijinal olan uzaklığı. Hop şu değil mi? Aynen öyle. Ne çıktı kardeşim burada karşımıza? Bir pisagor bağıntısı çıktı. 4, 4. O da nedir? 4 kök yediği midir? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle 4 kök 2 çıktı. Direkt a'yı bulduk hocam. Sakın eksi 4'e 4 bulduk deyip de işte noktanın orijin olan uzaklığı 0 0 olan uzaklığı 2 nokta arası uzaktan yaparız deyip de yapabilirsiniz de. Ama gerek yok. Orijini çizince 4 var 4 var. E, üçgenden dolayı 4 kök 2 çıktı burası diyebiliriz. 8. soruya böylelikle akçay bulduk. Geldik 9'a. Vay vay vay. Şekli nereye çizsek? Vallahi mecbur aşağıya çizeceğiz arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde iki doğru için aşağıdaki A ve B kümeleri verilmiştir. Arkadaşlar bu doğru ve eksenler arasında kalan bölge diyor. Tamam, yapalım bunu. A kümesi x yerine 0 yazsan x yerine 0 yazdığın zaman y'si 9 geldi. y yerine 0 yazdığın zaman da x'ine geldi. y yerine 0 yazdığın zaman da x'i de 4 geldi. Çok güzel, değil mi? Evet, y yerine 0 yazdığımız zaman da x 4 geldi. Analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemi çiziyoruz. Şöyle çizdik. Ve şöyle çizdik. Tamam. Kırmızı ile çiziyorum birinciyi. Y 9'da. X'i 4'te. Y 9'da. X 4'te. 9'a 4. Şöyle. Çizdik. Ve şuradaki noktaları da 9 ve 4 diye göstereyim. Öbürünü de mavi ile halledeyim. Burada X yerine 0 yazsan Y'si 6 geldi. Değil mi? 6 x 4 24. Y yerine 0 yazsak. Y yerine 0 yazdığında da x'i kaç geldi? 8 geldi. Y yerine 0 yazdığımızda da x 8 geldi. Tamam. X 8 geldi. Şurada 4 kere 9 36. Tamam. Y'si kaç geldi arkadaşlar? 8. X'i 8 geldi. Y'si kaç geldi? Y'si de 6 geldi. Bak sen şu işe. O zaman hadi bakalım şunu çizelim şimdi. Hocam doğrumuz bizim şu şekilde olmak zorunda. Peki eyvallah. A birleşim B kümesinin oluşturduğu küme soruluyor bize arkadaşlar. A birleşim B. Öncelikle kırmızının şeyi nerede onu hiç belirlemedik A kümesine. A kümesi bu doğru ile eksenler arasında kalan bölge demiş. Arkadaşım bu doğru ile eksenler arasında kalan bölge kırmızı doğru ile eksenler arasında kalan bölge. İşte tam burası değil mi? Evet. Sonra mavi doğrunun ki nedir? Bu doğru ile eksenler arasında kalan bölge işte o da tam şurası. A birleşim B kümesi. Hocam yani şununla aslında şöyle göstermeliyim. Hocam kırmızının ki burası mavinin ki de burası. Birleşim kümesi ne olacak? Kırmızıyla mavi. işte tam burası. Sarı bölge mi yapacak? Evet. Sarı bölge yapıyor arkadaşlar. Bu bölgenin alanını bulmaya çalışacağız. Peki bu bölgenin alanını bulmaya çalışırken ne yapabiliriz? Şimdi oranlamalardan dolayı alan dağıtımı yapabiliriz aslında böyle. Ya da bir şekilde şunu da yapabiliriz. Hani hocam bu doğruyla bu doğrunun kesim noktasını bulursam yani şu üçgenin alanı artı şu üçgenin alanı da diyebiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ama burada o doğruların kesim noktasını bulmak kolay mı? Kolay. Ama bak soru şöyle olmuş olsaydı daha kolay yapacaktım. 9 değil de şurası 12 olmuş olsaydı arkadaşlar. 9 değil de bak 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 bak. Şurası 12 olmuş olsaydı 12 4 burası da 6'ya 8 olmuş olsaydı işimiz daha kolay olacaktı. Niye biliyor musun? Dikkat et. Çünkü ÖSYM sordu. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit değil mi? A kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu hocam. Şunu birleştirdik. Madem ağırlık merkezi üçüncüyü de çizdiğimizde burada kalanların hepsine A derdik böyle. 6A şu 8 çarpı 12 bölü 2'ye eşit derdik. Ve sonra 1, 2, 3, 4 tane A eşittir şu derdik. A burada maalesef 4'e 4 diye ayırmış. Burada 3'e 6 diye ayırmış. Maalesef burada işlem yapamayız. Burada bu soruda geometriden de sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Geometriden nasıl sonuca ulaşabilirsiniz? Buradaki oranı kullanarak işlem yapabilirsiniz. Yani buradaki oranı nasıl kullanarak işlem yapabilirsiniz? Hocam burada 3'e 6 oran var. Burada da eşitlikler var. Orta taban da kullanabilirsiniz burada ya. Evet öyle de yapabilirsiniz. Sanki burada orta taban kullanınca daha kolay çıkacak sanki. Hani şurada 1'e 2 oranı değil de şuradaki orta tabanı kullanırsanız eğer şunlar birbirine eşit ya işiniz daha kolay çıkar. E ben o zaman orta tabanı kullanayım. Ama şunu da söyleyeyim. Şuraya x virgül y deyip de şu doğruyla bu doğruya ortak çözüm uygula. Taraf tarafa çıkar mesela. Bak taraf tarafa çıkar. Çıkarttığın zaman ne geliyor? 6x e, y'ler gitti. 36'dan 24 çıktı. Kaç kaldı? 12 eşit oldu. x buradan kaç yaptı? 2 yaptı. x 2. Hocam apsisimiz 2 ya. Bak şöyle absisimiz 2. Burası 2. E o zaman yüksekliği 2 yaptı. O zaman şu üçgenin alanı ne yapacaktır? Bu üçgenin alanı, hocam 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 yapacaktır. E, buradaki üçgenin alanı da 6 çarpı 8 bölü 2, 48 bölü 2'den 24 yapacaktır. Toplamı da kaç yapar o zaman? 27 yapar. Diğer türlü bu soruyu nasıl yapardınız? Her türlü şeyin şeklini gösteriyorum arkadaşlar da. Sıkıntı yaşamayın diye böyle gösteriyorum ya. Valla, işte yoksa konu anlatım bitti gitti yani şöyle bakacak olursan. Bu 9 6, şu kaça kaçtı şöyleydi. Şunların birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Buradan bir orta taban çizerek de sonuca ulaşabilirdiniz. Yani şu orta tabanı şöyle çizebilirdiniz arkadaşlar. Oradan da bir işlem yapabilirdiniz. Burası 3 burası burası 3 burası 6 ya. Sonra burası da kaç? 4'e 4 ya. 6 iken hocam burası 3 çıktı. Aa burada ne çıktı? Bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. O zaman şunlar da birbirine eşit oldu deyip alan dağıtımı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yapabilirsiniz? Mesela bir yerlerden başlayalım. Şuradaki şeyi bulduk ya. Eee burada da kelebekte koran. Orası A iken de burası da A'dır. Orta ortabaal olduğundan burası 2A ise burası da 2A diyebiliriz. Sonra A'da kalan A ise 2A'da kalan 2A deyip sonra şurada da şöyle A'da kalan A deyip sonra kelebekte koran da birebir olduğundan dolayı A ise burası da A deyip sonra burası 2 4A ise çiftçide kalan 4A çiftçide kalan 4A deyip e, tüm alanı A şeklinde bulmuş olurdunuz. İşte 4, 5, 6 A'da 4 çarpı 9 bölü 2 eşit deyip A'yı bulup ondan sonra taralı alanı da yine ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Bu şekilde de geometride kullanıp yapabilirdiniz. Ama burada kesim noktası gerçekten kolaydı. Şu üçgenin alanı artı şuradaki sarı bölgenin alanı şeklinde yaptık. O da x, y'deki x'i bulunca zaten 2 çıktı burada. 2 tabana ait yükseklik 2 çıkınca işimiz daha kolay bir şekilde çıkmış oldu arkadaşlar. Evet 9. soruyu böylelikle edremit bulduk. Geldik 10. soruya. Evet dik koordinat düzleminde. x 4'e 1, 6'ya 1 ve 6'ya 7 noktaları. 3 tane nokta var. Bir bu nokta, bir bu nokta, bir bu noktaya eşit uzakta olan bir k noktası işaretleniyor. Bu eşit uzakta olan k noktası nedir arkadaşlar? Bu k noktası işte şöyle. Hem buna hem buna hem buna. Eşit uzakta olan nokta. Bu nedir? Tamam. Bunların eşit olmasından dolayı hocam bu yarı çap yarı çap yarı çap çevrel çemberin merkezi değil mi? Evet. Çevrel çemberin merkezi isteniyor arkadaşlar bizden. Ama nokta böyleyken çevrel çemberin merkezini bulmak zor olur. E ne yapalım? Analitik düzlem çizelim. Yani bulamayız ki. Orada ne yapacaktın? 3 tane nokta eşit uzaktaki nokta x virgül y deyip hocam bir a'ya olan uzaklığı bir b'ye olan uzaklığı bir de c'ye olan uzaklığına mı eşitleyecektin? Çıkar mı? Çıkmaz. Vallahi çıkmaz. Şimdi ben size dedim ya analitik düzlemde özel durumlar olduğu zaman analitik düzlemi çizin diye söyledim. Analitik geometride özel durumlar olduğunda. Hocam özel bir durum değil ki x eksen üzerinde değil y eksen üzerinde değil değil mi? Ama dikkat edin ordinatlarının aynı olması da özel bir durumdur. Ordinatlara aynı olan iki doğrunun bak düşünsene bir ordinatı şurası bir ordinatta burasıysa a x eksenine paralel bir doğru yapıyor mesela burası şöyle bakacak olursan değil mi? Ya da apsideleri aynı olursa da aynı şeyden bahsedebiliriz. Bak, hocam birinin apsisi burası, diğerinin apsisi de şurasıysa mesela, "Aa hocam bu da y eksenine paralel bir doğru yapıyor." Yani bu da özel bir durum aslında baktığınız zaman. İki noktanın apsileri aynıysa ya da ordinatları aynıysa analitik düzlem çizebilirsin. Hocam ordinatları aynı. Bir de dikkat et, aynı zamanda apsileri de aynı. Demek ki gerçekten özel bir durum çıkacak buradan. Çizelim şunu. Analitik düzlem çizelim. Çizdik analitik düzlemi. Bir noktamız neresi? eksi -4'e 1 noktası. Hocam -4'e 1 noktasını şurası olarak gösterdik. Tamam, noktayı gösterdik. -4'e 1 noktası. Öbür noktamız 6'ya 1 noktası. Hemen 6'ya 1 noktasını gösterelim. Hocam 6'ya 1 noktası burası. Tamam. Öbürü de 6'ya 7 noktası. 6'ya 7 noktası da burası hocam. 6'ya 7 noktası da burası. Tamam, gösterdik şöyle. 6'ya ya 7 noktası da burası. Aa hocam ne oldu? 6 ya 7 bak bu eksene paralel mi? Evet. Şimdi üçgen oluştur bakayım şurada. Şu üçgen oluşturduğun zaman işte bu üçgenin nesi isteniyordu bizden? Çevre çemberinin merkezi isteniyordu. Çünkü her üç noktaya değişik uzakta olan nokta çevre çemberin merkezidir. E hocam bunun çevre çemberini çizdiğimiz zaman şöyle. A merkezi kesinlikle şurada değil midir? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yani şu noktayla bu noktanın orta noktası yaptı. Bu nokta da eksi 4'e 1 noktasıydı. O zaman bu nokta orta nokta olduğundan dolayı eksi 4 artı 6 yani 2 bölü 2'den 1'e 1 artı 7 8 bölü 2'den 4 yaptı. Koordinatlı çarpım nedir diye soruluyor. 1 çarpı 4'ten cevap kaç çıktı o zaman? 4 çıktı arkadaşlar. İşte böyle e, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklık olan noktaların geometrik yeri yani bir üçgene eşit uzaktaki noktanın geometrik yeri nedir? Çevrel çemberi merkezidir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu da karşımıza çıkabiliyor. Aklınızda bulunsun. Tamam gençler. Evet 10. soruyu da böylelikle balık isir bulduk. ÖSYM e sormuş. Dikkat edin. 11. soruya geldik. Dik koordinat düzleminde x 1 ve x eşittir 5 doğruları ile bu doğrunun kesişim noktalarını kabul eden bir pala kenarının köşegenleri eksi 7'ye 5 noktasında kesmektedir. Bu eksi 7'ye 4'tü arkadaşlar. Bu 5 yanlış yazılmış buraya. 5'te de çıkar da yani e, farklı bir sonuç çıkar da daha doğrusu ÖSYM'nin soracağı tarzda olmaz. Tam eksi 7'ye 4 ÖSYM'nin soracağı tarzda olur. O yüzden bunu değiştirelim. 4 yapalım. Buna göre diyor bu paraya kenarın alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar özel dolar var. Analitik düzlem çizebiliriz ama sanki şekil bayağı bir karışacak. Burada e, elimizde 3 nokta olmuş oluyor. Bu doğruyla bunun kesimi sonra bu doğruyla bunun kesimi sonra bir de bu nokta. Paraya kenarda. Hatta şöyle göstereyim istersen. Paraya kenarın iki köşesi Neymiş? Şimdi x eşittir 1 doğrusuyla bu doğrunun kesimi ve x eşittir x 5 doğrusuyla bu doğrunun kesimi. Bir de köşegenlerin kesim noktasından bahsediyor. Yani köşegenlerin kesim noktası da şurası. Eğer köşegenlerin kesim noktası da burası verilmişse eğer ve eksi 7'ye 4 ise eğer diğer iki köşesi hocam biri buradadır biri buradadır. E hocam biri burada biri burada olamaz mı? O zaman üçgen oluşmaz alanı bulamayız arkadaşlar. Evet buradaki noktaları ben bulayım. Eğer ben şuradaki alanı bulursam sonra 4 ile çarpalım olay biter. Hadi bulalım bakalım. Gençler şöyle bakacak olursak. E, x eşittir 1 doğrusuyla bu ortak çözüm yapalım. X yerine 1 yazdığımız zaman buradan 4 eksi 3 y artı 8 eşit 0'dan 3 y eşittir 12'den y'yi 4 buluruz. Y'si 4 geldi. Yani x'i 1 iken y'si 4 oldu. 1'e 4 noktası oldu burası. Sonra öbürüne bakalım. Öbürüne baktığımız zaman da x eşittir x 5. x eşittir eksi 5 ile şu doğruyu ortak çözüm uyguladığımızda yani y, x yerine eksi 5 yazdığımızda eksi 20 artı değil eksi 3 y artı 8 eşit 0'dan <laughs> buradan x, 3 y eşittir eksi 12'den y de eksi 4 mi geldi? Evet. Y de eksi 4 geldi. Buradaki nokta ne yaptı o zaman? Apsisi eksi 5 iken şurası eksi 5'e eksi 4 noktası yaptı. Bak bu noktayı nasıl yapıyorduk? Hani noktaları yazıyorduk böyle 3 tane nokta bir tane de nokta buraya yazıyorduk. 1 bölü 2 dedi de başında var böyle çapraz. Bunların da eksilisi şeklinde yazıyorduk hatırlarsınız. Ama bunu ÖSYM bu şekilde sormaz arkadaşlar. Büyük ihtimal analitik düzlem çizdikleri alanı buldururlar. O noktaları da kolay bir şekilde çıkar zaten. Bak burada 1'e 4, eksi 5'e eksi 4 ve 7'ye eksi 4 noktalarından geçen üçgenin alanını bulacağız biz şimdi. Hadi analitik düzlem çizerek bulayım ben bunu. Analitik düzlem çizdiğimiz zaman şu şekilde analitik düzlem çizdiğimiz zaman ben o üçgenin alanını bulabilirim. Bir tanesi 1'e 4. Hocam 1'e 4 noktası tam burada. Şöyle geleceksin. 1'e 4. Abs 1. ordinat 4. Öbürü eksi 7'ye 4. Bak. Eksi 7'ye 4. Hocam şurası 4'tü ya. Eksi 7'ye 4 noktası da burası. Artık eksi 5'e eksi 4 de istediği yerde olsun. Eksi 5'e eksi 4 de şuralarda bir yerlerde. Eksi 5'e eksi 4 noktası. İşte bizden şu üçgenin alanı isteniyor. Arkadaşım Bak taban uzunluğu direkt belli olmuş oldu. Şuradaki uzunluk şu x eksene paralel olamadı mı? Eksi 7'ye 4 ve 1'e 4 ile birleştirdi bizde. Yani şuradaki uzunluk toplam kaç yaptı? Eksi 7 burada 7 birim burada 1 birim burada 8. Tabanına ait yüksekliği bulmam lazım. Hop tabanına ait yükseklik de şu. Hocam zaten şuradaki uzunluk 4 birim. Bu eksi 5'e eksi 4 olduğu için burası da 4 birim. O zaman üçgenin alanı çıktı. Yüksekliğimizde 8 çıktı. Üçgenin alanı kaç çıktı? 8 çarpı 8 bölü 2. 64 bölü 2. Yani 32 çıktı. Evet burada kalan 32 çıktıysa tüm alan ne olacaktır? 32'den 4 tane var. 4 kere 2 8. 128 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 128 çıktı. Yani 11. sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu. C seçeneği oldu. Geldik 12. soruya. Dik koordinat düzleminde bir kenarı bir birim olan 24 eş kareden oluşan şekil çizilmiştir. Evet bir kenarı bir birim olan ve 24 tane eş kare var burada. Orijinal çizilen y eşitlenmiş doğrusu bu şekli eşit alanda iki bölgeye ayırdığına göre Arkadaşlar bu alan nedir? Bu alanın tamamı 24. Çünkü 24 tane birim kare var burada. Her birinin alanında bir birim karesi 24. E bu eşit alanda iki doğruya ayırmış. O zaman buradaki alan alt tarafı 12, üst tarafı 12 mi olacak arkadaşlar. Evet. E, ben şunu bulmaya çalışacağım. Şimdi bunu bulurken, 12'yi bulurken Şurada bir tamamlama yapayım. Bu tamamlamayı yapacak olursam Eğer ben bu üçgenin alanından Şuradaki saçma alanları çıkartırsam yani kaç tane? 1, 2, 3 tane birim kareyi çıkartırsam neye eşit olacakmış? 12'ye eşit olacakmış. O zaman şuraya A diyeyim. Şuradaki uzunlukta belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası da 7. Yani ne diyeceğiz? 7 çarpı A bölü 2'den neyi çıkartacağız? 3'ü çıkartacağız. Bu kaça eşit olacakmış? 12'ye eşit olacakmış. 7 A bölü 2 eşittir 15 olduğundan buradan da 7 A eşittir 30 olur. Ve A'yı da buradan 30 bölü 7 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? M kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar 30 bölü 7 mi bulduk burayı? Evet. E burayı 30 bölü 7 bulduysak eğer o zaman ne yapıyor? Bizden bu doğrunun eğimi isteniyor. Bu doğrunun eğimi nedir? Hocam tanjant alfadır. Yani karşı bölü komşudur. O zaman eğim dediğimiz şuraya yazalım. 30 bölü 7 bölü 7'ye eşittir. O da 30 bölü 49'a eşit oluyor. Aynen öyle. Ya yani cevabımız böylelikle denizli çıktı arkadaşlar ve böylelikle 12. soruyu da bitirmiş bulunuyoruz ve böylelikle test 3 de bitmiş oluyor O zannediyoruz. Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.